Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 5-11 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Merkür burcunuzda ilerliyor. Evet, bu yılın son Merkür retrosu burcunuzda başlayacak 14 Ekim'de. Bu hafta retro öncesinde Merkür ileri harekette ve sizi de genel olarak zihinsel anlamda olumlu destekleyebilir. Aklınız çok hızlı çalışıyor, çok hızlı düşünceler üretebilirsiniz. Günlük hayatınızda yazışmalar, görüşmeler, toplantılar, iletişimle ilgili her türlü konu çok ön planda olabilir bu hafta genelinde ve bu hafta gezegeniniz Mars. Koç burcunda gerilemesini sürdürecek ve 9 Ekim'de Mars'ın Oğlak burcundaki Plüto ile dik açısı var. Aslında haftanın en güçlü açısı bu. Sert bir açı, gerilimli bir açı, stresli bir açı. Mümkün olduğunca tepkilerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Çok öfkelenmeyeceğiz. Böyle acele, sabırsız hareketlerde bulunmayacağız. Trafikte dikkat edeceğiz. Etrafımızdaki kişilerle gereksiz yere sinirlenip de kavga etmeyeceğiz. Buna lütfen dikkat edelim. Çünkü Mars Pluto karesi bazı patlamalara, böyle dürtüsel hareketlere neden olabilir. Bu durumda da zarar görebiliriz. Zarar görmemek için daha sağduyu daha dikkatli davranmak gerekiyor. Pazartesi günü Ay Boğa burcunda olacak. Akşam saatlerine kadar. Pazartesi günü aslında her türlü ilişki dinamiğiniz biraz öne çıkıyor. Daha paylaşımcı olmanız mümkün. Karşınızdaki kişilerin beklentileri sizin için de önemli olabilir. Eşinizle ilgili konu, partnerinizle ilgili konu veya evliliğinizle ilgili konularda e, duygusal anlamda daha fazla e, paylaşımcı olabilirsiniz. Ve pazartesi günü akşam saatlerinde ay ikizler burcuna geçecek. Perşembe akşamına kadar olan iki buçuk günlük süreç e, finansal paylaşımlar anlamında hareketli bir gün günler oluşturacak. Bu bazı ödemeler olabilir, finans konuları olabilir, belki bir banka işi, kredi işi, bir muhasebe işiniz var, bununla ilgili görüşmeleriniz var ya da bir sigorta konusuyla uğraşıyorsunuz. Tüm bunlar özellikle maddi konularla ilgili alanlarda hareketlilik artıyor. Perşembe akşamı ise Ay Yengeç Burcu'nda olacak. Perşembe akşamından itibaren duygusal olarak biraz daha şöyle rahatlamanız, biraz daha enerjinizin güçlenmesi mümkün. Olaylara biraz daha manevi boyutta bakabilirsiniz. Etrafınızdaki kişiler, aile üyeleri ve yakın ilişkilerinizle empati yapmanız, kendinizi ifade etmeniz veya karşınızdaki kişileri anlamanız, anlayış göstermeniz de mümkün. Ve özellikle cuma ve cumartesi kısa uzun bazı seyahatleriniz gündemde olabilir. Uzaklarda yaşayan kişilerle bağlantılara geçebilirsiniz. Hatta sizi ziyarete gelebilecek kişiler de olabilir bu dönem içerisinde ve pazar günü ay aslanda Pazar günü sorumluluklarımız öne çıkıyor. Ev ortamında da olabilir bunlar. Bazı akrepler için de ebeveynlerle ilgili konular ön planda olacak. Onlara zaman ayırabilirsiniz. Uzun süredir görüşmediyseniz belki birlikte olacağınız bazı programlar yapacaksınız. Evde de zaman geçirebilirsiniz veya onları ziyarete de gidebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.